Aslan yarışseverler, günün 6. kursu açık. Gazi kursuna katılacak olan 3 yaşlı İngiliz tayları Çin piste çıktılar. Bu koşuya Sayın Cüneyt Çalıcıoğlu'nun Abidin Bey isimli safkanı Bekir Gökçe ile. 2 numaralı Sayın Kamil Bolcan'ın Alvin isimli safkanı Gökhan Gülle. 3 numaralı Sayın Mustafa Kaya'nın Ayaz Ağa isimli safkanı Selim Kaya'yla. 4 numaralı Sayın Osman Hattat'ın Baral isimli safkanı Nuri Şölen'le. 5 numaralı Sayın Osman Hattat'ın Kanon isimli safkanı Yemen Tunç'la. 6 numaralı Sayın Selman Taşbek'in Elixir isimli safkanı Akın Özdeniz'le. 7 numaralı Sayın Esra Çizmeci'nin Esosino isimli safkanı Mesut Akbulut'la. 8 numaralı Sayın Ali Şahin'in Hayatlı isimli safkanı Ersan Yavuz'la. 9 numaralı Sayın Volkan Ekinci'nin Grand Equinox isimli safkanı Yalçın Akaş'la. 10 numaralı Sayın Hikmet Ataman'ın Homemade isimli safkanı Onur Özelcanat'la. 11 numaralı Sayın Hülay Tügel'in Little Russell isimli safkanı Nurettin Şen'le. 12 numaralı Sayın Tarık Aydın'ın Nerval isimli safkanı Erhan Yavuz'la. 13 numaralı Sayın İsmail Hakkı Bolcan'ın Ozanım isimli safkanı Ertuğ Cankılıç'la. 14 numaralı Sayın Meltem Ekenler'in Redneck isimli safkanı Engin Yalçın'la. 15 numaralı Sayın Acar Yıldırım'ın Sunbraze isimli safkanı Fuat Çakar'la. 16 numaralı Sayın Şerafettin Gedik'in Basarelli isimli safkanı Saadettin Boyraz'da. 18 numaralı Sayın David Franco'nun Angel Song isimli safkanı Frederick Sanchez'la. 19 numaralı Sayın Begüm Atman Uçku'nun Sierra isimli safkanı Ahmet Açı ile. 20 numaralı Sayın Merih Kurt'un Uva isimli safkanı Arslan Birdal'la. 21 numaralı Sayın Sedat Özcan'ın Bay Kosak isimli safkanı Taylan Bağcı ile. 22 numaralı Sayın Levent Kitapçı'nın Shining Wharf isimli safkanı Süleyman Akdi ile 75. Gazi Kostu'na katılıyorlar. Verildi ve 75. Gazi Koçlu başladı. İç kulvardan Little Russell numarayı alırken en dış kulvardan 4 numaralı Barrel'ın atağını görüyorum. Barrel koşuyu force etmeye başlıyor. Orta kulvardan koşun lider Barrel'ı Sierra atak yapıyor ikinciliğe kadar sokulurken en dış kulvardan ikinciliğe 18 numaralı Angel Song sokuluyor. Üçüncülükte dış kulvardan Esosino üçüncülüğe giriyor. Dördüncülükte iç kulvarda 11 numaralı Little Russell'ı görüyorum. Little Russell'ın sağısında dış kulvardan Fayat'ın en dış kulvardan Alvin'in atağını görüyorum. Ve önde kaçan 4 numaralı Barrel'ı takip ediyorlar. 4 numaralı Barrel kaçıyor. Dış kulvardan 7 numaralı Esosino ikinciliğe giriyor. Bunun sağısında 18 numaralı Angel Song. Bunların 1,5 boy kadar gitsen dış kulvardan Alvin dördüncülüğe giriyor. Beşincilikte 11 numaralı Little Russell. Altıncılıkta izlediğimiz safkan Sierra. Sierra'nın sağısına dış kulvardan Fayatlı'nın geldiğini görüyorum. Bunun sağısında da 10 numaralı Homemade'in geldiğini görüyorum. Bunun sağısında da Shiny Court'un atağını görüyorum. Nerval'le birlikte bunların 1 boy kadar gerisinde izlediğim bir diğer safkan orta kulvardan şimdi 16 numaralı Vassarelli'nin de atağını görüyorum. Koşunun liderliğini 4 numaralı
Barrel yapıyor. Dış kulvardan 7 numaralı. Şu anda Esos yine bu safkanı takip ediyor. Bunların 1,5 boy kadar gerisinde Angel Song. Bunun sağısında dış kulvarda Alvin'i görüyorum. Alvin'in sağısında dış kulvardan 10 numaralı Homemade'in atağını görüyorum. Bunun sağısında Fay hattıyla birlikte ve 1000 metre start yeri şu anda geçiliyor. 4 numaralı Barrel lider Kule dış kulvardan. 7 numaralı Esos yine bu safkanı takip ederken 3. Leitch kulvardan bariyer dibinden şu anda 11 numaralı 10 numaralı Homemade'in sokulduğunu görüyorum. Ve son 600 metreye doğru geliyor. 4 numaralı Barrel lider Kule dış kulvardan 7 numaralı Esos yine atak yapıyor. Bunun sağısında 3 kulvardan 10 numaralı Homemade'in atağını görüyorum ve son 600 metreye doğru geliyoruz. İç kulvarda 4 numaralı Barrel son 600 metreyi lider olarak geçiyor ve son virajı lider olarak dönüyor. 4 numaralı şu anda Barrel ve son viraj döndükten sonra bariyer dibinde orta kulvardan da 10 numaralı şu anda Homemade'in de atağını görüyorum ve son 400 metre geçtikten sonra orta kulvardan Homemade geliyor. Koşunun liderini almaya çalışıyor. Bunu Asfalt Dozu başlıyor. En dış kulvardan da Grand Equinox'un atağını görüyorum. En dış kulvardan Grand Equinox geliyor. Koşunun liderini alıp farkı 1,5 boya kadar çıkartıyor. Orta kulvardan da Redneck ikinciliğe giriyor. Grand Equinox ve Redneck arasında başa baş mücadele başlıyor. Grand Equinox lider Redneck geliyor. Grand Equinox 75. Grand Equinox'un Yalçın'a karşı kazanırken Redneck ikinci dış kulvardan gelen 5 numaralı Garon ve 10 numaralı Homemade arasındaki üçüncülüğü barış hakemleri bildirecekler. 75. Gazi koşusunu 9 numaralı Grand Equinox isimli safkanı Yalçın'a karşı kazanırken Redneck bu mücadele sonucunda koşudan ikinci olarak ayrılıyorlar. Kazanan Grand Equinox'un şalı takıldı. Yalçın, ilk duygularını söyler misin? Vallahi çok mutluyum. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Müthiş bir duygu. Allah herkese nasip etsin. Kazanmayanlara nasip etsin. Son 400'de sanki kazandığını hissettin. Evet, hissettim. Endeki güven vardı. Evet. Yine değil mi? Atınla beraber çok iyi bir at. Takibimiz Redneck'ti. Onu da çok iyi takibe aldık. Evet. Ve onun kapandığı yerde biz çok güzel yerde yürüdük ve kazandık. Çok mutluyum. Bu bindiğin kaçıncı Gazi koştu? Üçüncü Gazi'm. İlkinde dördüncü. İkinci de üçüncü. Bunda birinci oldu. Bunda birinciliğe uzan. Kutluyoruz. Kutluyoruz. Çok böyle bir büyük kupayı almış olmanın büyük mutluluğunu yaşıyorum. Bence bu Türkiye'nin en büyük kupası ama Türkiye'de
atçılığa gönül verenler için dünyada kazanılması en güzel kupa olarak değerlendiriyorum. Atçılık camiasına gönül veren herkese Allah nasip etsin diyorum. Bu vesileyle bana bu mutluluğu yaratan, yaşatan başta seyisi Hayri, çalıştırıcısı Şenol, antrenörümüz Levent Özdeniz'e, ayrıca genç jokey, ilk defa Gazi'yi beraber kazanıyoruz, Yalçın Akağaç'a, ayrıca da bizi atçılığa sokan ve ekürümüzün kuruluşunda bütün atları tek tek seçen ve de bize mutluluğu kazandıran herkese teşekkür ediyorum. Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, everybody just do your thing.